Kıymetli basın mensuplarımız, hepiniz davetimi kırmayıp geldiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. 26 Mayıs 2019 tarihinde yapılacak olan, yani yarından sonra yapılacak olan Belçika genel seçimleri öncesinde, Brüksel'de de yapılacak genel seçimler öncesinde bir değerlendirme basın toplantısı yapacağız. Şu anda canlı yayınla sizlere ulaşıyor olmanın da ayrıca bir mutluluğunu yaşıyoruz. Çoğunuzla tanıştık. Ben Mustafa Ulusoy. Tekrar bir hatırlatmak gerekirse Emel Partisi'nin Brüksel Bölge Milletvekili adayıyım. 14. sırada aday olarak 2 aydan bu yana bir seçim kampanyası yürüttük. Bu kampanya süresinde rahatsız ettiğimiz vatandaşlarımıza öncelikle sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Kendilerinden eğer sürçülisan etmişsek, bir onlara karşı rahatsızlığımız olmuşsa da kendilerinden özür dilemeyi de bir borç biliyorum. Bu süreçte çok hassas bir şekilde elimizden geldiğince kırıp dökmeden sadece kendi projelerimizi anlatmak suretiyle ve dahası bugün Brüksel'in içinde bulunduğu kötü durumun sebebi olan siyasi partileri insanlara tanıtmak, anlatmak üzere yürüttüğümüz bu kampanyamızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Öncelikle bu kampanya sürecinde bize destek olan, bizim yanımızda olan siz kıymetli basın mensuplarımız başta olmak üzere, bununla birlikte kampanya süresince bizleri dinleyen, bize tahammül eden ve bizlere destek veren bütün vatandaşlarımıza sevgi ve selamlarımı gönderiyorum, teşekkürlerimi sunuyorum. Kıymetli izleyenler, şu anda bir canlı yayınla baş başayız sizlerle. Çok özetle şunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Brüksel bölgesini 15 yıldır Sosyalist Parti, PES, TEFİ ve SEDEAŞ partileri, bir önceki dönemde de EKOLO TEFİ'nin yerindeydi, yönetmekte. Brüksel'de insanlar artık araçlarına binemez duruma geldi. Frankofon eğitim, özellikle Sosyalist Parti ve SEDEAŞ'ın politikaları sonucunda uluslararası standartların altında. İnsanlar çocuklarını istedikleri okullara yazdıramıyor. Okullardan aldıkları puanlar çok çok düşük. Eğitim hayatlarından endişeler. Zaten Türk toplumu olarak %3'lerde kalmış bir yüksek öğretim başarısızlığıyla karşı karşıyayız. Diğer yandan Euro 3, Euro 4 kanunu çıkaran Sosyalist Parti, SEDEAŞ ve DEFİ hükümetleri, başta Skarbek olmak üzere Plasnitz gibi şehrin en önemli noktalarındaki şeritleri 2'den 1'e düşürmek suretiyle dumalar dikmişler. Bakınız, Brüksel artık yaşanmaz bir hale gelmiştir. Eğer tekrar Sosyalist Parti'ye, DEFİ'ye, EKOLO'ya, SEDEAŞ'a oy verecekseniz Brüksel'in içinden çıkılmaz hale gelmesine uğraymayacaksınız demek. Bunun tek çıkış yolu, tek alternatifi Emel Partisi'dir. Bunların karşısında tek büyük parti Emel Partisi'dir. Dolayısıyla ben hem kendi şahsıma, yani 14. sıradan aday olan, Brüksel bölgedeki aday olan Mustafa Ulusoy olarak, bir siyaset bilimci olarak, 10 yıldır AB kurumlarında uluslararası siyasete hakim olmaya çalışan bir analist olarak ve diğer yandan Brüksel'li olarak, sizlerin bir kardeşiniz olarak bu durumu değiştirmek üzere sizlerden oylarınızı talep ediyorum. İnşallah biz parti olarak ve ben milletvekili olduğum takdirde her ay bak, vatandaşlarla buluşma organize etmeye söz veriyorum. Sizleri dinlemeden, sizlere sormadan, sizi rahatsız eden konulara itiraz etmeden siyaset yapmayacağım. Tekrar söylüyorum, pazarlarda beni gören insanların, bana gelen kart isteyen insanların tepkileri üzerine konuşuyorum. Öyle güzel cevaplarınız geldi ki bu yaptığımız yayınlar sonrası. Bakınız, ben siyaset bilimi ve kamu yönetimi mezunuyum. Bunun üstüne basa basa söylüyorum. Bunun sebebi nedir? Bir alanda eğitim almayan bir insan bir alanda başarılı olamaz arkadaşlar. Ne kadar severseniz sevin, hemşehriniz de olsa, sorunları çözmeye kabiliyeti olması için bir alanda yetişmiş olması lazım. Bu vesileyle sizlere tekrar bu çağrıyı yapıyorum. İşi ehline emanet edin. Brüksel'de
yapılması gerekeni yapın. Brüksel'i 15 yıldır bu hale düşüren Sosyalist Parti'ye oy vermeyin. Onlara yanlarında destek veren DEFİ'ye oy vermeyin. Aynı şekilde SEDEAŞ'a oy vermeyin. Çünkü eğer bu partilere oy verirseniz sokaklardaki yaşanan bütün gerçeklerin devamını onaylayacaksınız. Ve tekrar size şunun müjdesini vermek istiyorum. Seçildiğimiz takdirde inşallah Brüksel Parlamentosu'nun kapıları sizlere sonuna kadar açılacak. Sizler Brüksel Parlamentosu'nda ağırlanacaksınız. Her ay Brüksel'deki gelişmeleri birlikte değerlendireceğiz. Ve alınan kararlarda partim dahi olsa sizlere karşı ters bir siyasetin peşinde olmuş olsa benim partim dahi sizlerin görüşleriniz bunun aksi yönündeyse bunu partime taşıyacağız. Bundan en ufak bir şüpheniz olmasın çünkü bu bizim işimiz. Çok uzun tutmayacağım. Şu anda da iftar önü tekrar bu vesileyle herkesin Ramazan'ını da tebrik ediyorum. İnşallah 26 Mayıs seçimlerinin sonuçları hem Brüksel'imiz için, hem buradaki toplumumuz için, hem de Belçika için hayırlara vesile olur. 26 Mayıs'ta tekrar söylüyoruz, oylar Ulusoy'a. Tekrar hayırlı Ramazanlar diliyorum. Basın mensubu arkadaşlarımıza da bu canlı yayınla Belçika tarihinde ilk defa böyle bir şey yaptık. Tekrar teşekkür ediyorum. Bu yayına da destek oldukları için ayrıca minnettarım. Herkese saygı ve selamlarımı sunuyorum. Hemen Partisi'nde bölge adayı olarak, federal değil, bakın tekrar söylüyorum, Avrupa ya da federal aday değilim, federal adaylarla rakip değilim. Üçüncü seçim olarak, rejyon seçiminde, Brüksel seçiminde, liste 6, hemen listesinde 14. sıradan adayım. Desteklerinizi bekliyorum. Sağ olun, var olun.